İkinci kez yaşıyor kardeşini kaybetmenin acısı. Allah yardımcısı olsun. Yola çıkmak için hazırız şehzadem. Zeynep. Kendini biraz daha iyi hissediyorsan yola çıkabilirsin. Ben sizinle saraya gelemem şehzadem. Neden? Burada mı kalmak istiyorsun? Hayır. Size her şeyi anlatacağım. Siz de Bidar Sultan'a ve hünkârımıza anlatırsınız. Neyi anlatacağım? Seni anlayamıyorum Zeynep. Size layık biri olmadığımı söylemiştim, hatırlıyor musunuz? Evet. Çünkü ben bir hainim. Bizi yakalamaları zor olur. Iskalamayasın ha. Merak etme sen. Kızdan sonra şehzadeyi de indirebilirim. Ne dersin? Ödül verirler mi bize? Sen sadece kızın işini bitir yeter. Saraya gelip Bidar Sultan'ı zehirlemekti vazifem. Sen ne dediğinin farkında mısın? Doğru mu söylediklerin? Doğru. Kardeşim ellerindeydi. Hastaydı. Ona zarar vermesinler diye söyledikleri her şeyi yaptım. Bidar Sultan'a yanlış ilaçlar verdim. Kim? Kim Zeynep? Kim yaptırdı sana bu hainliği? Efsaneyi koruyun! Efsaneyi koruyun! Efsaneyi koruyun! Efsaneyi koruyun! Ne oluyor? Kaza sonrası sizi bulması, sizinle alakadar olması tesadüf değilmiş. Size yakın olabilmek, güveninizi kazanabilmek için bir tertipmiş hepsi. İnanamıyorum. Ben de. Ona izdivaç teklif ettim ben.
Gönlümü düşürdüm. Hepimizin bu kadar yanılmış olması nasıl mümkün olabilir Mehmet Selim? Kendi ağzından itiraf ettiğini duymasaydım ben de inanmazdım. Zeynep'in hain olduğuna inanamazdım asla. Seniha Sultan'ın hastalanmasına da o sebep oldu demek ki. Fakat bizden bu kadar nefret etmesi için ne sebep olabilir? Birileri onu buna mecbur etmiş. Kardeşini tutsak ederek, öldüğü halde onun ağzından mektuplar yazarak çaresiz bırakmışlar Zeynep'i. Kim yapmış bunu? Söyleyemeden son nefesini verdi. Allah günahlarını affetsin. Kendimi asla affetmeyeceğim. Ona en az sizin kadar yakındım. Lakin hiç şüphelenmedim. Çaresizliğini, sıkıntısını anlayamadım. Anlayabilseydim belki neticesi böyle olmazdı.